Merhaba arkadaşlar. Deizme bu videoda da biraz değindikten sonra bu konuya ara verelim istiyorum. Rabbimiz biz insanlara düşünebilen bir akıl vermiş ve böylece bizi tüm varlıkların üstüne çıkarmıştır. İstiyorum ki aklımızı veriliş amacına uygun kullanarak deizm üzerine biraz daha düşünelim. Sevgili gençler, deizm dediğimiz anlayışta ahiret inancı ve dolayısıyla cennet cehennem olgusu yoktur. Düşünüyorum da yaptığı iyiliklerin karşılığını göreceği bir cennet olmazsa bir insan niçin iyilik, ahlak ve erdem peşinde koşsun ki? Aynı şekilde yaptıklarının cezasını çekeceği bir cehennem düşüncesi olmayan bir zalim işlediği cinayet ve yaptığı zulümlerden niçin vazgeçsin ki? Gemisini yüzdüren kaptan dürüstlük de karın doyurmuyor. Zaten yaşayacağı hayat bir tek şu dünya hayatı. Onda da niçin ahlaklı bir hayat süreceğim diye sıkıntıya girsin ki? Dolandırır, çalar, gasp eder, paşalar gibi yaşar. Yeter ki polislere ve maliye müfettişlerine yakalanmasın. Her şeyin ölçüsünün para olduğu şu zamanda zaten kılıfına uydurup da ne kadar çok üçkağıtçılık yapıp para kazanırsa o kadar saygıdeğer insan muamelesi görüyor. Garipsemeyin gençler, ahiret inancı olmamasının doğal sonucudur bu. Ben harama el uzatmıyorsam Rabbimin beni gördüğünü bildiğim içindir. Ahlaklı ve erdemli olmaya çalışıyorsam sebebi cennette bunun sonsuz bir ödülünün olduğunu düşünmemdir. Hırsızlık yapmamaya, kimseye zarar vermemeye çalışıyorsam bunun en önemli sebebi cehennemdeki ebedi cezayı düşünüyor olmamdır. Eğer benim Allah ve ahiret inancım olmasa inanın çalıp çırpmaktan ve zorbalıktan beni kimse alıkoyamaz. Vicdanımın sesini de bir şekilde bastırdıktan sonra geriye de bir şey kalmıyor. İşte bu yüzden ben Allah'ı ve ahiret gününe gerçekten inanmayan lakin bu dünyada da ahlaklı yaşamaya çalışanlara kusura bakmayın ama ahmak gözüyle bakıyorum. Evet, bu sözleri bir kursta inancı zayıf bir hocama söylemiştim. Karşısında hiçbir şey diyememişti. Doğru bir Allah ve ahiret inancının olmadığı yerde ortalık kuzu postuna bürünmüş kurtlardan geçilmez olur. Gündüz vakti grand tuvalet giyinmiş, saygın bir şirkette bilgisayar mühendisi ama hava kararıp eve geldiğinde bilgisayarının başına oturup bankaların sitelerine arka kapılardan giriş yapmaya çalışan, siteleri çökertmeye ve çeşitli virüsleri kodlamaya çalışan bir hacker. Ben bunu bir kurgu üzerinden anlatmıyorum sevgili gençler. Okuduğum bir yazıdaki bilgiyi aktarıyorum size. Bilemiyorum, belki bizim ülkemizde de durum çok farklı olmayabilir. İşte sağlam bir ahiret inancı olmamasının beraberinde getireceği tablo gençler. Polis ve kanun zoruyla baskılanan anarşik bir ortam. Sosyologlarımızın kulakları çınlasın. Arkadaşlar, ben akıllarımızda kalsın ve daha iyi anlaşılsın diye konuları mümkün olduğunca örneklerle anlatmaya çalışıyorum. Örnekler bir kısmınıza çok basit gelebilir. Lakin örnekleme ile anlatmadaki amaç da budur zaten. Yani anlaşılması zor olan derin konuları misallerle akla yakınlaştırmak, açık ve berrak bir hale getirmek. Bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in de metodudur. Rabbimiz çok derin ve soyut iman konularını Kur'an'da güneş, ay gibi herkes tarafından bilinen örneklerle anlatır ki böylece herkesin seviyesine hitap eder. Parantez içinde bu açıklamayı da yaptıktan sonra şimdi dönelim yine asıl konumuz olan deizme. Sevgili gençler, içinizde bilgisayarda oyun oynamayan yoktur sanırım. Öyle caziptir ve insanı öylesine içine çeker ki saatlerin nasıl geçtiğini insan anlamaz. Ben bilgisayar ve dolayısıyla oyunla üniversite yıllarımda tanıştım. Ev arkadaşlarımla sabaha kadar araba yarışı yapıp sabah namazlarında güneş doğmadan son 5 dakikada kıldığımız az değildi. Hiç unutmam, o senenin yaz ayında bilgisayarı da memleketime getirmiş, Doom adlı bir oyunu gece gündüz oynayarak tam bir ayda bitirmiştim. Daha sonra ise herhalde bu duyguyu yeterince tatmin etmiş olmalıyım ki oyunlara karşı ilgim iyice kayboldu. Fakat şunu fark ettim, her ne kadar oyunların sanal olduğunu çok iyi bilseniz de içine girdiğinizde aynı gerçek gibi. Çok fantastik. Gerçek hayattan farkı, orada ölüm ve sorumluluk yok. Hata yapsan sadece oyunda yanmış oluyorsun. Tekrar başlarsın, olur biter. Ölsen bile tekrar hayata dönme imkanın var. En önemlisi de yaptığın hata gerçek hayatını etkilemiyor. Şimdi düşünüyorum da tam bir deizm provası gibi. Çoğu zamanı oyunlarla sanal dünyada geçen bir gencin karşısına sana karışan bir Allah yok, sorumluluk da yok söylemiyle deizm çıktığında
O genç kendisine hoş gelen bu söylemi kabul etmekte hiç zorlanmıyor. Sanal alemde farkında olmadan aldığımız sayısal subliminal mesajlar da biz farkında olmadan bu yolun zaten taşlarını adım adım döşüyor. Son yüzyılda Batı'da ortaya çıkmış nihilizm denen bir felsefi akım var. Türkçe'de hiççilik anlamına gelen nihilizm her türlü gerçeği ve değerleri reddetme şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu dünyada genel geçer bir doğru olamayacağını savunur nihilizm. Her türlü şeyi şüpheyle karşılar. Yerleşik toplumsal düzene başkaldırmayı temsil eder. Devlet, din ya da aile otoritesine karşı çıkar. Geçen yüzyılda hakim olan akım materyalizmdi. Maddeyi esas alarak gerçeğin ortaya çıkarılabileceğine inanıyorlardı. Özellikle Batı'da evrim teorisinin çökmesiyle materyalizm hızla kan kaybetti. Bu yüzyılda ise bunun yerine ikame edilecek, konulacak ana akım hız ve hazzın merkeze konulması ile ağının yaşanması amacına en uygun olarak görülen nihilizm olmuştur. Kendisine hızla taraftar bulan nihilizm felsefesine deizm de büyük oranda uyar ve o da kendine çokça taraftar bulmuştur. 40 yıl önce insanlara dört ayaklı maymundan insana geçiş resimleri gösterenler, şimdilerde ise her şeyi inkar ederek zevk adacıkları inşa etmişler ve buna uygun inanç sistemleri ortaya koymuşlardır. Diğer dinsizlik akımlarıyla karşılaştırıldığında bir Allah inancının var gibi gözükmesi deizmde bir artı gibi görünüyor olsa da aslında bu hız ve haz için konforlu bir alan oluşturmaktan ileri gitmeyen bir hileden ibarettir. Avrupa'da başlangıçta deizmle yola çıkanların vardıkları liman çoğunlukla ateizm olmuştur. Deizm bana göre bir ara formdur arkadaşlar ve ateizme giden yolda kurulmuş bir köprü gibidir. Gündüz ortasında her şeyi aydınlatan güneşi ancak akılsız insanlar inkar edebilir. Aynen bunun gibi her varlığın düzen ve mükemmelliğiyle kendisini gösterdiği Allah'ı kabul etmemek de mümkün değildir. Böylece ilk adım deizmle atılmış olur. Allah korunur. Ama onun haricindeki her şey, din, kutsal kitap, peygamber, cennet, cehennem inkar edilir. Daha sonrasında ateistler deistlere seslenirler. Ey deist arkadaşlar, zoraki konumlandırdığınız, hiçbir şeye karışmayan, karışamayan, aciz bir Allah ne işinize yarar ki? Böyle tutarsız da bir şey olmaz. Böylesi tutsak bir ilahın varlığındansa hiç olmaması daha mantıklıdır. Böylece bu yol ateizme kadar uzanır gider. Kurgusal konuşmuyorum sevgili gençler. Pratikte olanı anlatıyorum. Kendini deist olarak tanıtan insanların katıldıkları birkaç televizyon programını izledim. İnanınız, deizmin ne kadar akılla uyuşmaz ve içi boş bir anlayış olduğuna dair inancım daha da arttı. İlk başta kendinden emin bir tavır ve net ifadeler, yani şüphe ve tereddüde hiç yer yok. Ama arkadan sorular geldikçe kem, küm, ığlı mığlı geçiştirici cevaplar. Mesela birisi soruyor, efendim kainat yaratılırken sanki yüce yaratıcının yanındaymışsınız ve mesajını bizzat kendisinden almış gibi çok net konuşuyorsunuz. Bu konudaki delilinizi merak ediyorum. Cevap yok. Çünkü yüce Allah'ın biz insanlara mesajı olan kutsal kitapları ve o mesajı bize getiren peygamberleri kabul etmezsen ne cevap verebilirsin ki? Evet sevgili gençler, deizmin kutsal kitabı akıl, peygamberi de bilimdir. Onlar öyle diyorlar. Biz de onların kutsal kitabına müracaat ettik ama görüyoruz ki akıl deizmi maalesef doğrulamıyor. Ahiret hayatı ile ilgili okuduğum bir hatırayı da sizinle paylaşarak bitirmek istiyorum. Yaklaşık 20 sene önce vefat etmiş ve İslamiyet'le biraz mesafeli olan bir siyasetçi, benim de mezunu olduğum Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir konferansa davet edilir. Konuşması sırasında yaratıcıdan bahsedince bir öğrenci bunu size yakıştıramadım der. O siyasetçinin verdiği cevap şu sevgili arkadaşlar. Gençken ben de bu konulara hiç takılmıyordum ama şimdi öyle değil. Yaşlandık. Akşam yatağa girerken sabaha çıkacağımdan emin değilim. Sevgili eşime çaktırmadan bakıyorum yarın tekrar görebilecek miyim diye. Hangimiz önce gidecek? Dahası öldükten sonra ne olacak? Toprağın altında çürüyüp gidecek miyim? Ama ben yok olmak istemiyorum. Tanrı ve öbür dünya yoksa da olmasını istiyorum. Yok olmayacağımı düşünmek bana huzur veriyor. Evet sevgili gençler, önümüzde İki yol gözüküyor. Ya sorumluluktan kaçıp deizm gibi bir akıma yönelerek öncelikle ebedi hayatımızı riske atacağız. Dünyada yaşarken de ölene kadar aklımızın bizi bunaltan tacizlerine maruz kalarak huzursuz bir hayat yaşayacağız ve o aradığımız mutluluğu hiçbir zaman bulamadan perişan bir hale düşeceğiz. Ya da yaratılış fıtratımızın sesine kulak verip akıl vahiy birlikteliğiyle Allah'a gerçekten kul olabilmenin ne büyük bir şeref olduğunu
tam olarak anlayıp dünyada gerçek mutluluğu ve huzuru yudumlayacağız. Öldükten sonra da Rabbimizin lütfuyla sonsuz bir saadete ulaşacağız inşallah. Karar sizin sevgili gençler. Ama kesinlikle unutmayın ki o kadar iyi niyetli tavsiyelere kulak tıkayıp zarara kendi rızasıyla girene de acınmaz. Ve son pişmanlık da bazen fayda etmez.